Selam millet, bugün sizlerle birlikte Nikodo Avokado. Bu adamı bilmeyen yoktur. Özellikle biz Twitch döneminde bu adamın mukbang videolarını izleyerek böyle ulan nasıl bir adamsın, bunu nasıl yaparsın, sonra işte kız arkadaşına mı, bir YouTuber arkadaşımın hani zorbalık yapmalar, sonra çıkıp ben kanserim demeler. Abi bunların hepsi yalanmış. Adam hepsini kurgulamış, bütün YouTube'u kandırmış kendi söylemesine göre ve herif zaten zayıfmış. Ve stok videolar atarak üzerindeki nefreti tutmaya ve izlenmeye kasmaya devam etmiş. Herif yani zaten uzun bir süre sağlıklıymış ve hepimizi kandırmış. Geçen Discord'da şey gördüm. İşte bu adamın zayıfladığıyla alakalı bir şey gördüm. Şey sandım. Adam diyete başladı işte baskılardan dolayı zayıf. Adam zaten zayıfmış. Stok videolarla hala kendisini kilolu gösterip erkeklerle öpüşmeye ve bir video yayınlamış 6 gün önce. Eğer bu adamın zayıf halini bilmiyorum abi. Sadece bu videonun kapak fotoğrafında bir fotoğraf gördüm. Herif gerçek. Abi kola baksana. Adam gerçekten bütün YouTube'u hepimizi kandırmış. Ben bu herifi kilolu biliyordum. Altyazısını açtım. Şuna beraber izleyelim. Yani bugün oturum direkt izleyecektim. Dedim ki tepki çekim, reaction çekim, beraber izleyelim. Bakalım sizin yorumunuz ne olacak? Bu adamı bilmeyen yoktur bu arada. Yani değil mi? Hepiniz biliyorsunuzdur. Two steps ahead. I am always two steps ahead. This has been the greatest social experiment of my entire life. Sosyal deneydi. Oğlum hepimizi nasıl nasıl ya? It's alluring, it's compelling, it's gripping to observe all these unwell, disoriented beings roam the internet in search of stories, ideas, rivalries, where they feel encouraged and engaged, where they involve themselves with the stories and become a product of influence. Thirsty for distraction from time unspent, spoiling their minds, yet stimulating them at the same time. It's brilliant and it's dangerous. I feel as if I'm monitoring ants. Ne zaman çıkaracağım? One follows another, follows another, follows another. It's mesmerizing. It's spellbinding. All these little consumers, all of these lost and bored people. People consuming anything that they're told to consume. İnsanlar kendilerine söylenen. So I am the villain because I've made myself one. And you will continue to consume these stories about me. Arkadaşlar bu adamın hal neyse dur. Year after year. Kaç kilo verdin lan? For as long as I tell the internet that I am the villain. Stories that permeate and linger and infect the minds of the ants. Olan gerçekten o. The ants. Brainwash the ants. You are the ants. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. 250 kilo mu? And just yesterday, people were calling me fat and sick and boring. Ben son ikisini demiyordum. Sadece zayıflamasını istiyorduk. Twitch'te bu adamı izlerken adam için üzülüyordum ve adam bunu kullanıyormuş. Ama bu suç kanka. Şimdi dur bir dakika. Adamın yaptığı şeyi tam olarak anlamak istiyorum. Adam zayıfladı. Yani bir dönem ki bu adam zaten videonun bu adam bu işe başladığında da zayıftı. Hatta göstereyim şu fotoğraflarda ilk videoya başladığı anlar. Adam sonradan kilo aldı ve kilo alarak izlenmeye başladığını fark ettikten sonra kendi sağlığını korumak için kilolu halleriyle bir düzine video çekti. Ama bu videoları yayınlamadı. Videoları bekletti. Stok olarak tuttu. Atıyorum 200 tane video çek. Sonra adam zayıflamaya başladı sağlığı için. Adam zayıfken şişman videoları önümüze vermeye devam etti az az ve biz de buna inandık. Ama bu adam kanser olduğunu, hasta olduğunu, kilodan dolayı bir şeyler olduğunu falan da söyledi. Hatta bir YouTuber arkadaşını tehdit etmekle alakalı bir drama da dönmüştü ve bunlar hep izlenmeydi ve adam hep bunlardan para kazandı. On the entire planet. And yet I've still managed to stay two steps ahead of everyone. The joke's on you. Ay. Oğlum harbiden olan. Az önce 250 kilo verdim dedi. 250 kilo. Oğlum 250 ameliyat olmuştur büyük ihtimal. O kuşu mu yiyeceksin yoksa başka bir şey mi? Adam bütün YouTube'u kandırdı lan. Ve bu aslında YouTube'un mantığını kullanarak yaptı abi. İllüzyon yarattı. İllüzyon yaratırsan izlenirsin. Mesela ben de 3 aylık ömrüm kaldığı ile alakalı bir video serisi başlatsam beni seven insanlar çok üzülür ve tüm videolarımı izler. 3. ayın sonunda bunun bir şaka olduğunu söylesem beni daha da çok izleyip nefretimle gene... You miss me so much, I know. It was 8 years separate.
or longer. I know. How many years was it? How many years? Tell me. How many years were we separate for? Too many, yeah. I know, my baby. I had no choice. I had no choice. But daddy's back. We're back home. Should be due. We're home. Hello. Bu adam bu arada YouTube'a keman videolarıyla falan başlamıştı. Yani sonra keman videoları falan, sonra yemek yemeye başladı bir anda adam. Korkunç bir şey ya. Yani bunu bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde yapması inanılmaz korkunç ya herif. Abi bir dakika, bu adamın son videoları ne? Abi şu adamın videolarına bakar mısınız? Yani şu videoyu çekerken herif aslında zayıf mıydı? Bu arada 2x aldım. Burada yapmaya çalıştığı kendini rezil ediyor abi. YouTube'da kendini rezil edersen izlenirsin. Yani bu açıktan yararlanmak gibi bir şey ve adam bunu yaptı. İnanamıyorum ya. Gerçekten şu hali. Ya adam böyleydi ve bunu kullanarak bu video nereye bak? Aa gene yiyor. Çünkü izleniyor. Kesinlikle bu illüzyonu devam ettirmek zorunda. Bu arada 6 günde 40 milyon izlenmiş. Neyse. Allah seni kahretmesin ya. Ben senin sağlığın için böyle şeyler söylüyordum. Şuna bak. İncecik olmuş. Büyük ihtimal ameliyat yaptı. Kazandığı paralarla midesini aldırıp yerine bir tane, bilmiyorum abi ne, makine mi koydurdu da bunu 250 kilo yakın. Bence 100 kilo falan vermiş adam. 100 kilo çok ciddi bir rakam ama sayı. Neyse bilmiyorum agalar. Bu videoyu bugün izledik beraber ve gerçekten hepimizi herif kandırdı. Adam bütün YouTube'u kandırdı. Kendisini izleyen herkesi, kendisi için az da olsa endişelenen herkesi kandırmış herif. Ve tam olarak YouTube'un istediği şekilde yapmış. Vay be. Diyecek laf yok. Vallahi diyecek bir laf yok. Bu arada paranormal olaylar videosuna yaptığınız yorumları yarın büyük ihtimal video yapacağım. Ve bakalım neler yazdınız, merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve sakın YouTube'da gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Bu video dahil.